Bir kadın evine döndüğünde bahçe kapısının önünde aksakallı üç ihtiyarın oturduğunu gördü. Hiçbirisini daha önceden görmemişti ve tanımıyordu. Kadın onlara, "Sizi tanıdığımı sanmıyorum ama aç olmalısınız. İçeri gelin size yemek vereyim," dedi. "Evin beyi içeride mi?" diye sordu yaşlı adamlar. Kadın, "Hayır," diye cevap verince, "Bu durumda içeri gelemeyiz," diye karşılık verdiler. Akşam olunca evin beyi eve geldi. Kadın kocasına gündüz olanları anlattı ve hala o yaşlı adamların bahçe kapısının önünde olduklarını söyledi. Adam, "Şimdi evdeyim, git onları davet et, içeri gelsinler," dedi. Kadın gidip yaşlı adamları eve davet etti. "Biz bir eve genellikle hep birlikte girmeyiz," diye cevap verdi yaşlı adamlar. Kadın bunun nedenini sordu. Yaşlı adamlardan biri diğerlerini göstererek, "Onun adı zenginlik, diğerinin adı başarı ve benim adım da sevgi," dedi. Ve, "Şimdi git ve kocanla birlikte karar verin. Hangimizi evinize davet etmek istiyorsunuz?" diye devam etti. Kadın eve geri döndü ve kocasına söylenenleri aktardı. Evin beyi bundan çok hoşlandı ve "Harika," dedi. "Madem öyle, git söyle, zenginlik evimize gelsin," diye devam etti. Kadın, "Neden başarıyı davet etmeyelim ki?" diyerek kocasına itiraz etti. Evin gelini, evin diğer bir köşesinde bu tartışmaları duymuştu. Hemen atılarak, "Sevgiyi davet etsek daha iyi olmaz mı?" diye sordu. Evin beyi, "Gelinin dediğini yapalım. Git sevgiyi içeri davet et. O bizim misafirimiz olsun," dedi. Kadın tekrar dışarı gitti ve yaşlı adamlara, "Hanginiz sevgi ise biz onu içeri davet etmek istiyoruz," dedi. Sevgi ayağa kalktı ve eve doğru yürüdü. Sevgi eve doğru yürürken diğer iki yaşlı adam da kalkıp eve doğru yürüyerek onu izlediler. Kadın şaşırdı ve zenginlik ve başarıya dönerek, "Özür dilerim, biz sadece sevgiyi içeri davet etmek istedik," dedi. "Siz neden geliyorsunuz ki?" İki yaşlı adam şöyle cevap verdi. "Eğer sadece zenginliği veya sadece başarıyı içeri davet etseydiniz, diğer ikimiz dışarıda kalacaktık. Ancak siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi nereye giderse biz ondan ayrılmayız ve onun gittiği yere gideriz. Sevginin olduğu yerde hem başarı hem de zenginlik her zaman vardır. Evet, zenginlik ve başarıyı istiyorsanız bulunduğunuz yere öncelikle sevgiyi davet edin ve sevgiyle kalın."